istikamet abidelerini okuyacağız. Yazı biraz uzun. Hatta en uzun yazılardan birisi. Ama iyi bir girizgah veriyor şeye. Özellikle bundan sonra yapacağı şeylere. Kapakta şöyle var. Ben de ilk kez görüyorum. Gurbetini gördükçe her an sinemde bir ah. O iniltilerle bekliyorum bir inşirah. Gözlerin tam gayretullah ufkunda her zaman. Bekliyorum hep ondan pırıl pırıl bir sabah. Gül resmi görüyoruz, yağmur resmi görüyoruz. İkisinin söylediği şey nedir? Aşağı yukarı gül Peygamber Efendimiz. Değil mi? Yağmur da rahmet. Yani bir inşirah beklentisi, duası var artık burada. Bir şey var. Gayretullah'a dokunacak bir şeyler değişecek şey var. Sonra istikamet abidelerinin kapağına bak, kapak şey yani yazıya bakıyoruz. Dümdüz yola doğru bakan bir insan şeyi var. Kapakta. Sonra şu şiirler biliyorsunuz yine yeni şiirler. Kendisi açısından. Yani bu dönemde yazdığı şiirler. Eski kitaplarında olmayan şeyler. Latife-i Rabbaniye meselesine birkaç yazıdır devam ediyor. Uzun bir mevzu. Bunlara da ayrıca bakmak lazım. Biraz senkronizasyon var zaten. Bir tane de naat oluyor. Bir münacat, bir naat oluyor. Kenetlenme yolundaydı bütün eller. Aynı naatı mırıldanıyordu diller. Bütün dünya böyle kenetleniyor. Hatta biraz da dünyadan ziyade Güney Afrika, Kuzey Amerika ile Güney Amerika. Bu uğursuz, bir uğursuz ses duyulmaya başladı. Hazan vurmuş gibi renk attı tüm güller. Böyle bir şey var. İkisinde de aslında bir nebze. Yani birinde rahmet beklentisi, diğerinde belki olan biteni anlamaya çalışan birisine yine ne olup ne bittiğine dair hani şeyler tam iyi gidiyordu. Kenetlenme yolundaydı bütün eller, bütün dünya bir araya gelirken herkes bir naatı mırıldanırken bu uğursuz ses duyulmaya başladı ve hazan vurmuş gibi renk attı bütün güller diyor. Şimdi metinde neye bakacağız? Metinde neyden bahsediyor? Kim konuşuyor? Metnin muhatabı kim? Metni yazan kendini nerede görüyor? Değil mi? Metnin duygusu hissiyatına dair konuştuk. Yazar bu metni kime yazdı? Mesela bu da çok ilginç. Bu metinde sizce işte istikamet abideleri derken biz doğruluk yolunda olan insanlarız şeklinde bir tanım bekleyebilir insan değil mi? Yazıda öyle bir şey var mı? Mesela şöyle bir yazı olabilir mi? Yani mesela çünkü bu süreçte bu tarz yazılarda okuduk ya. Yani cemaat şöyle doğruydu, böyle doğruydu, her şey iyi yapmıştı, her şey yani haklıydı, masumdu. Değil mi? İstikamet abideleri deyince sanki yani cemaatten, cemaatin geçmişinden hep doğru işleri yaptığından falan bahsedecek gibi bir hissiyata kapılabiliyor insan. Ama mesela öyle bir modda yazılmamış yazı. Sonra yazı geçmişe yönelik bir yazı da değil. Yazı biraz temenni esaslı. Yani olanı biteni anlatmaktan ziyade olması gerekeni anlatan bir yazı. Değil mi? O tarz şeyler var. Şimdi bunlar diyor bakışlarında bütüncüllerdir. Doğru görür, doğru düşünür. Şeydeki kontrasta göre düşünürseniz ruh zehirlenmesindekiler de doğru görüp doğru düşünemez ya. Ve her hamlelerini hak mülazasına bağlarlar. Nefis ve maverai tabiat açısındaki gelgitler hep bu temel espri etrafında cereyan eder. Bir bakın, onlar yerinde irade ve şuur merceğini kendi iç dünyalarını temaşaya yönlendirir. Bak şimdi doğru düşünür, doğru görür, doğru düşünür ve her hamlelerini hak. Burada Allah yerine değil de doğruluk mülahazası yani küçük heyle yazılmış ya hak mülahazasına bağlarlar. Tabi bilemeyiz Osmanlıca yazdığı için belki hep büyük heyle yazılması gerekiyordu da yani şey olarak da hak mülahazasına yani doğruluk mülahazasına, hakikat mülahazasına, adalet mülahazasına bunların hepsi anlamına gelebilir bağlarlar her hamlelerini. Sonra diyor işte nefis ve maverai tabiat yaratılış şeyi mi? Ötesi. Yaşanan alemin ötesi ya. Yani tabiat ötesi şeyi gelgitler hep bu temel espri etrafında cereyan eder. Yani doğru okuma, doğru görme ve hak mülazasına göre hareket etme. Onlar yerinde irade şuur merceğini kendi iç dünyalarını temaşaya yönlendirir. Ne yapıyorum, niye yapıyorum? Şuur merceğiyle bakıyor ya. Ben ne yapıyorum, niye yapıyorum diye kendine bakar ve fıtrat asliyelerini kontrole koyulur. Yani biz neyiz? Özümde neyiz? Yani aslında neyiz? Yani ardından da hemen onu ötelere ve ötelerin ötesine tevcih ederek Yaratan'a iş döker. Allah bizden ne istiyordu? Zaten tövbede biraz bu demek ki arz-ı halde bulunur. Ahdü peyman yenilenmesinde,
yeniden yola koyulma istilada bulur. Hani biz ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyorduk, Allah bizden ne istiyordu şeklinde bir ölçüm yapar ve Ahdü Peyman yenilemesine girer, yerlere yüz sürmeye duyururlar. Farkındadırlar ayine ise medaniye olduklarının, yani Allah'ın yeryüzündeki bir aynası olduklarının ve bütün kevni mekanlara bir fihrist yaratıldıklarının. Çok önemli. Bu yaratılış gayesi meselesiyle de kavram olarak da hem burada hem geçmişte kullandığı için mesela bir cümle sonu. Yani Allah bizi bir sebep için yaratmış, bir fihrist, bütün kevni mekanları bir fihrist olarak yaratmış. Gerçek insanlığı temsil edelim diye yaratmış yani. Onun bilinciyle hareket ederler. Yoksa işte şu dünyada şunu yapacağız, bunu başaracağız, şunu kuracağız, umranlar yapacağız diye değil. Gerçek insanlığı, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olma mülazası. Bu emengin mülazayla böyleleri her zaman yaratılış gayesine uygun hareket etmek için çırpınır. Tam sonra sık sık iç dünyalarını gözden geçir. Tekrar iç dünyasına geldi gözden geçirme. Kendileriyle yüzleşir. Mülahaza kirlenmelerine karşı uyanık davranır. Yani düşüncelerinin bile kirlenmesi mesela ne olabilir? İntikam düşüncesi. Değil mi? Bu bir düşünce kirliliğidir. Hatırlarsanız aynı dönemde buna karşı da uyarıyordu zaten bu tarz şeylere. Yani işte intikam düşüncesi, işte efendim kin, nefret, kibir, gurur, ucub, fahir, süma, yani gösteriş filan gibi şeyler. Kalp kararmalarına, ruh paslanmalarına meydan vermeme hassasiyetiyle oturur kalkar. Çok defa da onları kirlettim endişesiyle, tırnak içerisinde tabi kullandığı zaman biraz daha belki şey oluyor, onları kirlettim endişesiyle arınma adına Hakk'a teveccüh kurnalarına koşar. Bunu işte mesela Musa Aleyhisselam için kullanıyor, aynı teveccüh kurnasına koşma diyelim sonraki yazılarda. Böyle kendi içinde aslında işte birbirlerine telmih veren bir doku kuruyor. Dolayısıyla dokuyu şey yapmaya çalışıyoruz, yani kavramları örtüştürmeye çalışıyoruz bazen. Sonra da sürekli tekrar aynı şeyle bitirdi. Ah seni takvime, yani yaratılışın en güzeli, en iyi yaratılış, en güzel şey olma yaratılışı. Şimdi bugün psikolojide şurada burada da aslında insana şey verilen nedir? Olabilecek en iyi sen olma, değil mi? Yani bütün optimum sana verilmiş malzemeyle en iyi karakterini, en iyi insanlığını, en iyi potansiyelini hayata geçirme. Bunu yapamazsan mutlu olamazsın. Bu da Allah'ı aslında zikretmenin bir yoludur. Çünkü sen bir manada kendi potansiyelini harekete geçirerek, hayata geçirerek, en iyi senliği ortaya çıkararak o seni takvime bir katkıda bulunmuş oluyorsun. Çünkü sen bunu yaptın, peygamber de bunu yaptı, herkes kendi ölçüsünde yaptı. İdeal olan herkes kendi ölçüsünde en iyisini ortaya koymalı. Ahseni takvime mazaretin hakkını yoksa tam veremediği düşüncesiyle sızlanır dururlar. Bunlar varsa istikamet abideleriyiz. Yani mesela şimdi kendi iç dünyalarını sık sık gözden geçirir. Şimdi zınk diye okuyun. Muhatabı belli. Yani cemaat okuyacak bu yazıyı. Bu artık buna alıştık değil mi? Yani yapıyor muyuz? Anlatabiliyor muyum? Kendiyle yüzleşme yapılıyor mu? Anlatabiliyor muyum? Mülahaza kirlenmelerine karşı yani bir şeyler olmuş olabilir mi? Şu bu gibi dikkat. Bunlar hepsi öteleniyor tam tersine. Yani büyük ölçüde öteleniyor. Mutlaka yapanlar da var. Zaten belki cemaat onlardır, geri kalanı cemaat olmaya çalışan insanlardır. Yani hakaiki Kur'aniye'yi temebbüt sahas edecek çok az bir grup olabilir. Geri kalanı da buna adaydır diyelim. Öyle bir hüsnü zanla okuyalım. Ama mesela şu şurada içi işte nefis şey alasın hamlelerini hak mülazasına bağlama, iç dünyalarını temaşaya bakma, fıtrat esiyelerini kontrol etme, Allah'ın ondan muradı nedir, beklentisi nedir bakma. Yani mesela şöyle düşünün. Bir insan, çok az insan yaşıyor bunu, işte yani diyelim bir an için birçoğunuzu diyelim bu süreçten etkilenmemiş insanlar olarak düşünüyorum ama adam birisi işinden gücünden kovuluyor, kendisini Liverpool'da buluyor, Newcastle'da buluyor, Huddersfield'da buluyor, bir yerde buluyor. Bu adam kendisine Allah benden ne bekliyor? Hemen öteler ötesinde tevcih ederken Allah benden ne bekliyor şeklinde düşünüyor mu? Ya ben niye buraya geldim? Yani buraya gelişimin amacı, gayesi, sonucu nedir, hikmeti nedir? Bütün bunlar yani böyle yaparlar. Hem kendi içine öyle bakar hem de dışına Allah benden ne murad ediyor diye bakarlar. Böyle baktığınız zaman bu sıfatlara uymaya çalışmasını istiyor diyelim cemaatinin veya insanların böyle değerlendirmesini yapmaya çalışıyor. Böyleleri değil bu olumsuz şeylere, yukarıda saydığı olumsuz şeylere tahayyül dünyalarına dahi kapı aralama, en küçük bir rüya kirliliği, tasavvur isipası,
Yani düşünce ve tasavvurda herhangi bir pislik, herhangi bir şeylik, yani herhangi bir fitne fücurluk, durağanlık sisi dumanı, durağanlık da şey, yani bugün çok yoğun gözlemlenen bir şey, her şey bitmiş, her şey bitmiş değil de büyük ölçüde her şey durmuş durumda. En azından akamete uğrayan meseleler arasında bile tir tir titrer. Yani bir şey yapamadığı zaman ve kötü düşünmeye başladığı zaman veya aklına yalnız şeyler gelmeye başladığı zaman, mesela bazısı övünerek söylüyor ya, işte benim elime geçse şöyle yaparım, böyle yaparım. Anlatabiliyor muyum yani? Yani peygamber çizgisinin dışında çeşitli şeyler söylüyor ya. Mesela bu tarz düşüncelerden bile rahatsız olurlar diyor. Ve Allah'a yeni teveccüh, yeniden Allah'a yönelme, teveccüh o demek. Tövbe de biraz o demek. Allah'a yeniden teveccüh vesileleri aramak olur. Her zaman elleri rahmet ve mağfiret kapısının tokmağında ruhanilerle atlaşı bir hayat sürdürürler diyor. Sonra devam ediyor. Yine bu insanlar kurbet eri, yani Allah'a yaklaşma şeyi, vuslat sevdalısı iseler, öyleyseler işte ne yaparlar? Böyle yanıp tutuşanların yolu da aşk-ı iştiyak-ı lika Allah güzergahı olmalıdır. Allah ve Allah sevgisi, iştiyakı o güzergah olmalıdır. Yani sevgi güzergahı olmalıdır bir manada. Aşk güzergahı olmalıdır. Evet, kendi uzaklıklarını aşıp da en yakınlardan yakın zatın bike mükeyif mahiyetine erme helizunu da bu olsa gerek. Erilecek hukuka erenler hem böyle bir azm-ı ikdamla yani başarılanlar böyle heva ve heveslerinin ağına takılıp ruh zehirlenmesi yaşayanlar da tam tersini yaparak şey yapmışlardır. Dünden bugüne gölgesini arkasına alıp sürekli güneşe müteveccih yürüyenler. Tekrar işte hani güneş ve güneşe müteveccih yürüme, gölgeyi arkasına bırakma şeyi, hakka yönelme, hak yolunun yolcusu olma diyelim. Veya işte güneşten ne kastediyor? Güneşe müteveccih yukarıda da söyledi. Yani Allah'a yönelme bir manada. Her zaman farklı derinliklerle ve kendilerine mütemadiyen yüzleşmiş bu insanlar. Kalp ve ruhlarında, tasavvur ve tahayyüllerinde biraz daha detaya iniyor. Var gördükleri veya var farz ettikleri kayma endişeleriyle tir tir titremiş, his, heyecan ve endişeleri dillerine emanet sürekli inleyip durmuş ve en içten ya Rab diye sızlanmışlardır. Mesela bir yandan böyle bir hani çok dikkatli, çok şey kaymaya karşı şey var. Bir yandan da sanki kurtulmuş gibi ve kurtuluş garantisi varmış, hiçbir hata yapmamış gibi bir düşünce var. İkisi birbirine çok uzak düşünceler. O manada söylüyorum. Yani ama istikamet abideleri böyle oluyor. Yani kendilerini devamlı şüphede, devamlı ya belki yanlış yapmışızdır, belki hata yapmışızdır. Belki hata etmesek bile hataya kayma ihtimalimiz olmuştur. Yani böyle tehlikeli yollardan geçmişizdir. Allah korusun, yeterince tedbir almamışız, yeterince kendimizi kayma noktalarına karşı güvenli şey yapmamışız diye durur ve sızlanırlar. Sonra güneşten sonra kameri münir ve mutlak manadaki o insanın kamilden çevresinde halenenen yıldızlara kadar hepsi. Yani Peygamber Efendimiz ve o manada o insanın kamilden çevresinde halenen yıldızlara kadar, sahabelere kadar hepsi mahiyete uzanan peygamberler güzergahının ayrılmaz yolcuları olmuş ve arkadan gelenlere bu rehber tavrı, bu örneği gösteriyorlar. Şimdi buradan sonra Allah bizi de o yolculardan eylesin temennisi ediyor. Buradan iki şey çıkarabilirsiniz. Değiliz, namzetiz, olabiliriz. Ya üç oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah bizi bu yoldan ayırmasın da diyebilirdi. Öyle demedi. Onların yolları açık olsun. Cenab-ı Rahman Rahim bizleri de o yolun yolcularından eylesin temennisinde bulundu. Yani belki değiliz, olabiliriz diye okuyabilirsiniz veya biz buna şeyiz, yani yazarın okumasına göre biz buna adayız, Allah bizi eylesin şeklinde, hani pozitif, negatif, hani biraz daha optimist, biraz daha pesimist, nasıl okumak isterseniz öyle okuyabilirsiniz. Şimdi isterseniz bunlar yolcu biricik piştarı, bu piştar, pişuva ve rehber kavramlarını da iyi ve iyi insanlar adına kullandığına bir işaret daha önceki makalede görmüştük. Gelmiş geçmiş bütün kutsilerin seçkinlerden seçkin müşarun bildenanı olan Rehnuma ile ona bakıp kendimizle yüzleşme kapısını, tabii ki işin hakikati deryada damlası ölçülüğü kaydıyla aralamaya çalışalım. Diyor ki yani şimdi hani Peygamber Efendimiz'e bakıp kendimizle yüzleşme meselesini bir anlamaya, o kapıyı aralamaya başladım. Bundan sonra 5 tane yazı yazacak. Biraz onu da işaretini yazının sonuna doğru veriyor. Dikkatinizi çekmiştir.
Yani peygamber Akrebül Mukarrebe'nin en insanların yani Allah'a en yakın olanı olarak Efendimiz sabah kalktığı zaman yani her anında ayrı bir iç bir temizlik, iç şeyi var ama sabah kalkar kalkmaz belki yani değişik şeyi Allah'ım seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Buradan şöyle bir mana çıkarıyor biraz da. Günahların başla ve rahmetin diler ve rahmetini umarım. Hani biraz Allah'ı tenzih eder, kendini şey yapar gibi. Sonra takipçilerine kendilerine kontrol yolunu gösterir gibi sabah akşam hatalara karşı kendi kendini check edin demiş oluyor. Böyle bir başlangıç yapıyor. Çok ilginçtir. Burada kullandığı şeyleri daha sonra Peygamber ufkunda muhasebe ufku o yazılarda kullanmıyor çoğusunu. Çoğusunu kullanmadığını hatırlıyorum. Yani tek tek check etmedim ama bu bir. Burada bir de aşağı bakarsanız şimdi burada referans da veriyor ya şurada. Dikkat ederseniz bir liste boyu referans var aşağı doğru. Ebu Davud şu bu. Aslında işte bu doğru dürüst bir literatür revividir yani şey olarak. En azından dar alanda Peygamber Efendimiz'in muhasebe duygusu adına bir literatür taraması gibi bir şey. Yine günün aydınlığa kaydı. Yani sabah akşam bunu demekle beraber sabahları yani herkes uyurken bir hatırlama, bir uyanma edalı içtenitleriyle Allah'ın zulmetmekten, zulme uğramaktan, haddi aşmaktan, yani sınırları aşmaktan ve başkalarının hukukuna tecavüz etmekten ve hukukuma tecavüz edilmesinden, hata işlemekten ve bağışlanmayacak günaha girmekten ki bunlar onun tahir dünyasına fersafları sana sığınırım diyor. Burada da hani tırnak içerisinde onu bizim ne diyelim bizim yani okuyucunun dudakları arasına koyuyor yazar. Keşke bu iç döküşün çeyreği bizde ve bizim serkarlarımızda da bulunsa bizde ve bizim serkarlarımızda öndekilerimizde de bulunsa diye yani kendi muhatap kitlesine diyor ki bunun çeyreği bu iç döküşün çeyreği bizde ve bizim serkarlarımızda yok. Keşke olsa bu pişmanlık duygusunu veren şeylerden keşkelerden birisi de bu. Ama seçtiği şey de çok ilginç. Yani şimdi Kulübü Dariye da çoğu dua zaten Peygamber Efendimiz'in kendi duası. Binlerce dua seçilebilir günaha mağfirete şuna buna yönelik. Diğer makalede seçtikleri gibi. Cümle cümle seçtiği makaleler çok ilginç. Allah'ım hani günahlarımı bağışlamanı dilerim diye genel bir şeyden başladıktan sonra çok spesifik bir şey. Bakın iddialardan bir kısmı işte zulmedildiğine dair, haddi aşıldığına dair, başkalarının hukukuna tecavüz edildiğine dair ya. Neredeyse tek tek onu şey yapar gibi, Peygamber Efendimiz'den örnek alır gibi. Aslında bunu bir siz şey gibi görün. Yani beklenen self-criticism bu biraz da yani. Zulmetmekten, zulme uğramaktan, haddi aşmaktan, başkalarının hukukuna tecavüz etmekten ve hukukuma tecavüz edilmesinden, hata işlemekten ve bağışlanmayacak günaha girmekten sana sığınırım diye dua etmeli, dua eder bunlar. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle yapmış, bize şey olmuş, keşke bizim ve bizim serkarlarımıza da bu örnek olsa diyor. Çok çok net bir şey. Yani ne yapılması gerekiyor? Bunun yapılması gerekiyor. Niye yapılmıyor? Onu bilmiyor. Yani çünkü demek ki insanlar hani bunu ne yapmalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Ve nasıl fiiliyata dökmeliyiz? Bunu nasıl fiiliyata dökersiniz? Yani zulmetmekten, zulme uğramaktan, haddi aşmaktan ve başkalarının hukukuna tecavüz etmekten Allah'a sığınma meselesini yapmış mıyız, etmemiş miyiz? Yapmaya yaklaşmışız, bundan nasıl uzaklaşabiliriz, böyle bir şey, böyle bir ihtimal söz konusu mu diye bakılabilir. Sonra nübüvvetinden önce ve risaletle serfiraz kıldıktan sonra hayat senelerini hemen her safhasında nefis ve hevasını kaydu bende aldın almış olmasına rağmen, herhangi bir, yani bizim gibi bir insan olmamasına rağmen, her yeni tulu güneş doğması değil mi? Hep yeni tulu atlarla her zaman temkin edalı, lalü güher şu sözlerle karşıladı her sabah, Rabbim, beni nefsimle baş başa bırakırsan altından kalkılmaz bir safa, kahreden bir ihtiyaca, belirsiz bir günah ve hata etmiş olursun dedi. Mesela hani çoğumuz şeyi bile düşünmez. Bunu buna yani Peygamber Efendimiz bunu söylüyor ama biz kendimiz için Allah'ım bizi nefsimizle baş başa bırakırsan kesin hata ederiz diye düşünmez. Bunu dinlendikten sonra ben yalnız ve yalnız senin rahmetine güveniyorum. Günahlarımı İşte ben o paragrafı atlıyorum kendi şeyi bağışla. Zira günahları bağışlayan yalnız sensin. Yaptığım işlere peygamberime şu bu diye veya bize verdiği örnekle başarımıza şuna buna değil diyelim. Senin rahmetinle belki şey olacağız, yani kurtulacağız ona güveniyorum. Sen bizi bağışla.
veya bizi bağışlayacak, günahları bağışlayacak zira sensin. Böyle devam eder. Tahayyül dünyasına belli gelmeyen nefis ve şeytana karşı bence bendelerine tenbih sadedinde, yani bize tenbih sadedinde bir manada. Allah'ım nefis ve şeytanın şerrinden, nefis insanın içini içeriden gıcıklandığı, içeriden ilham aldığı kötülük duygusunun şeyidir. Şeytan da dışarıdan kötülüğe sevk edilmenin şeyidir. Hani biri iç etkenler, biri dış etkenler. Yani bir insan mesela diyelim kendi nefsini kontrol altına alabilir, kendisiyle yüzleşebilir, kontrol altına alabilir ama bu dış dünyayı kontrol altına anlamına kontrol altına alabileceği anlamına gelmez. Dışarıdan o test edilme devam eder. Bundan ötürü bana bir kötülük yapmalarına ve bir Müslümana kötülük yaptırmalarından sana sığınırım. Yani benden bir Müslümana kötülük yaptırmalarından der ve bu içten iltinleri 4 defa, bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 defa tekrar buyururdu. Bu temkin üstüne temkine canlar kurban olsun yetinmezdi. Buna da yetinmezdi. Eli rahmet ve hepsi riayet kapsın toplamda. Ey hayyü kayyum olan Allah'ım, rahmetini vesile ederek senden yardım diliyorum. Her halimi ıslah buyur ve beni göz açıp kapan sürecinde dahi nefsimle baş başa bırakma diye niyaz eder. Sonra tekrar hani yani bu böyle şey okunabilir, geçebilir diye hayatını bata çıka götürenlerin kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. Okuyucu için yani mesela diyelim hani burada diyelim en azından doğrudan şuna buna genel olarak insanların hani nefisle baş başa kalmaktan çekinmesi gerekiyor. Peygamber bile çekinmiş. Ve buradan bir örnek çıkarması gerekiyor. O bile 4 kez, 5 kez bu duayı yaptığı için. Ve o nefis ve hevaya karşı da o kadar hassaslı ve duyarlı hassaslı ki milyonda bir ihtimale karşı dahi onun nurefşan düşünce dünyasına gölge edememişlerdi. Milyonda bir ihtimal bile yok ama yine de bize yani derbeder bendelerine bir ders deyip bir adım geriye çekilerek Söz Sultan'ın teveccüh ve iniltilerine bir de akla kısım. Allah'ım nefsimin ve zimanları senin elinde olan her varlığın şerrinden sana sığınırım. Yani kötülük yapmaktan, nefsine uymaktan gibi bu ne duyarlılık ve engin bir temkin duygusudur. Böyle devam ediyor. Allah'ım bütün ayıplarımı sertret ve beni bütün korku ve endişelerinden emin kıl diyor. Bir manada hani rehberlerin terbiye gerderlere yani terbiye muhtaç kişilere tembihi şeklinde. Yani Peygamber Efendimiz bile Allah'ım bütün kusurlarımı sertret ve beni endişelerinden emin kıl diye dua ettiği bir ortamda bir manada arkasındakileri gerçek fazilete giden yolun bu olduğunu söylüyor diyor ya aşağıda yani. Tabii yani bir yani hata ve şeyi reddetmenin hiçbir şekilde bir şeyi yok. Hata yapma ihtimalini reddetmenin, hata yapma ihtimaline karşı tedbir almanın hiçbir hani ruh zehirlenmesinden başka açıklanacak bir taraf yok. İstikamet abideleri öyle yapmazlar her fırsatta. Onlara karşı hüşyar olmaya çalışırlar. Uyurken de o bizim gibi uyurdu demek ona karşı büyük saygısızlık. Zira o benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz diyerek bu konuya farklı bir nokta koymuştu. Hani kalbi devamlı hüşyar kalıyor anasında belki konuyla alakası var bunun da. Ama şey yaparken bile teveccüh tam hakka yönelir ve Bismillah diyerek yan gelip yattım. Allah'ım günahlarımı yarılığa ödüm. Yani ne günah işlemişse diyelim her gün günahlarından, hatalarından bağışlama diliyor. Şeytanımın sesini soluğunu kes, nefsimle alakalı rehini çöz, beni katında en yüce konumdakilerin arasına koyuver derdi, dua ederdi. Bizlere kim bilir neler fısıldıyor neler. Yani yine bize örnek vermesi açısından bütün bunları söylediğini her seferinde, her cümleden sonra söylüyor. Bir tanesinde de mesela Allah'ım meliksin, senden başka ilah yoktur. Sen benim biricik Rabbimsin. Bütün bunlar hani ben ilah değilim, ben melik değilim gibi anlamları da var. Biraz şey oldu da hani ben bu değilim, sen busun. Derken böyle şeyler, kelime seçimleri de önemli. Ben ise senin kulunum, nefsime zulmettim, günahımı itiraf ediyorum. Ey canlar canı, hangi günah diyor. Bütün günahlarımı bağışla, senden başkası onları bağışlayamaz, yargılayamaz. Beni ahlaka seneye hidayet buyur, güzel ahlaka hidayet buyur diye talepte bulunuyor. Veya güzel ahlaka gitmeye yönelik her gün temrinatta şeyde bulunuyor. Ahlaka seneye buyunduruyor. Zira sen ancak bizi o şey yaparsan benim kendim gelemem de. Bunlar da yine bizi o ufka çağırmaya
yönelik şeyler diyor. Günah diye bilinlediği husustan mağrib maşrik arasındaki mesafe kadar uzak olmasına rağmen yani böyle bir şey yapıyordu. Allah'ın beni hatalarımdan iki kutup arasındaki mesafe uzaklığıyla uzaklaştır. Allah'ın beni hatalarımdan kirleri en iyi temizleyen kinaye saf su ve kar dolu mayi ile arındırıyor gibi arındır. Bu ne derinlik can içireceğim. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'deki şeyi bile hani bu şey duygusunu o kadar şey bir şekilde bizde de bu olmalı. Çünkü onun buna ihtiyacı milyonda trilyonda birse bizim milyonda milyon. Komparatifli belki doğru da değil. Milyonda trilyon hani gibi bir ihtiyacımız var. Mutlaka hata şey yapıyoruz. Sonra devamında yani bize de biz sergendarlarımız ve serkarlarımıza da o ufka veda edeli biz yıllar oldu diyor. Ey şuraya okuyor. Ey Ziya-i Himmet Şeyh Mitabanım böylesi iç döküş ve sızlanışlarınla ben deyip bizi onurlu yoluna kendimiz olmaya çağırıyorsun. Kendimizle yüzleşmeye çağırıyorsun. Bizler sergerdanlarımız ve serkarlarımızla. Sergerdan şey demek, başı dönmüş, gafil, ne olduğunun farkında olmayan ve serkarlarımızla o ufka veda edeli yıllar oldu. Bizler reca ederli tüllenen hülyalarımızla senin yeni teveccühlerini bekliyoruz. Hak adına daha fazla bekletme. Sonra baş ayak sizin size kurbeye taşıyınca böyle Allah'ım yine bir secdede yaptığı dua. Günahlarımı ey liyağfirekallahu ma teqaddeme min zemike ma teqare yani aradaki paragraf şey yani senin bütün günahların affedilmiş ama evet bütün günahların büyüğünü küçüğünü evvelini ahirini açığını gizlisini hepsini bağışla diye secdede dua ettiğini hatırlatıyor. Keşke bu melek soluklarını aşkın inilti ve sızlanışları hayatlarını günah levsiyatı içinde geçirenler de anlayabilselerdi. Burada da doğrudan aslında yukarıdakileri tekrar ediyor. Yani bize bir şeyde bulunuyor. Yani biz dediği gruba çağırıyor en azından. Heyhat kalbi hayata veda etmiş ruh hukukundan habersizler. Böyle bir şeyin olduğunu farkındayız. Hatırlarsanız ruh seyirlemesi yazısında temelde insanın böyle hata ve günahların farkında olmaması kibir ve gurur içerisinde fahir, ucub gibi şeylerin içerisinde olması temel problem. Bir manada yani insanların bunu bilmemesi de şey. Ama böyle olmalı. İliklerine kadar Hakk'a kurbet ve kurbetle zevk-i ruhanine zirve yaptığı teşehhütte yine o kendi mağfiret ve derinliğiyle doğru orantılı olarak inler ve gönül tellerine kopup gelen şu sözlerle ruhunun erişilmezliğini dillendirir. Allah nefsime çok zulmettim. Biz bu İşte bize bir hatırlatma manyetine günahlarımı bağışlayacak yalnız sensin, sen nezd-i uluiyetinde hususi bir mağfiretle bağışla beni. Özel yani çok sanki çok büyük suç işlemiş birisi gibi muamele. Bana merhamet buyur, şüphesiz yegane gafur ve rahim sensin diyor ki bize örnek olsun diye. Çünkü biz böyle diyelim Allah'ım biz nefsimize çok zulmettik günahlarımızı ancak sen bağışlayabilirsin yani. Senden başkası o kadar merhametli olamaz. Biz çok büyük hatalar yaptık. Nezd-i duluyetinde hususi bir mağfiretle bizi bağışla. Bize merhamet buyur. Şüphesiz gafur ve rahim sensin demeliyiz. Ah keşke bizler de burada tekrar hepsini toparlayıp rehber ve rehnuma nerede biz neredeyiz deyip yani o hiç ihtiyacı olmadığı halde bu kadar bir öz eleştiri, murakabe, muhasebe yapıp diyelim mağfiret edalı dualarda bulunuyor. Bir gün içerisinde sabahtan akşama kadar uyuyana kadar kaç defa değişik şekillerde kaç kez hata ve günahlarından bağışlanma yani bunlardan uzak durma çabası doğru şeyleri yapma çabası sebrediyor. Bunları temizleme şey yapma çabası sebrediyor ama biz neredeyiz? Hiç yaklaşmayan şu iş bitsin belki bakarız işte eleştiren şöyledir aman bir kusur söyleyen böyledir bir kusursuzluk hani Sübhaneke biziz sanki Sübhane yani bütün gibi biraz öyle bir modu var yani şey yaptığın zaman tam tersi olması lazım yani o bir söylendiyse burada milyon kez söylenmesi lazım aynı şeyin ama tam tersi yani o sabahtan akşama kadar 10 kez söylediyse burada 10 yılda toplamda bir kez söylenmemiş kıyasla dualar bunlar.
deyip içten içe sızlanabilsek, o bizim için her zaman söz konusu olabilen, onun ufkundan da fersa fersa uzak bulunan bir kısım gönül karartan ahval için sızlanır ve engin bir yakarış ile duygularını şöyle seslendirirdi. Allah'ım, kalp katılığından, ki kalbi katı olunca insan bu tarz şeylere de duyarsız olur. Gafletten, çünkü bilmez yani nereden bilecek yani şey olduğundan. Fakr-ı zaruretten, küfürden, fısıktan, günahlardan, muhalefet mülahazasıyla birilerine düşmanlık davranmaktan, riyadan, sümadan sana sığınırım. Bilmem ki bu teyakkuz ve temkin baş döndüren böyle bir derinlikte o masum-u mutlakın dışında meleği Allah'ın sakinleri dahil başka biri tarafından duyulmuş mudur? Ben zannetmiyorum, kimse de ihtimal veremez. O kamer-i müünlerin tazarru ve niyaz yakarışları adına deryadan damla bu kadarıyla mevzuya noktalı bir virgül koyarak konu bitmedi. Sırada o mahitabanın halesi sayılan Mustafa'nın ahyar var diyor ve yanlışımdan ötürü Allah'tan affı mağfiret diliyorum diyor. Bütün hatalarından ötürü kendisi de tövbe istiğfar ile cümleyi bitirerek istikamet abideleri nasıl olur, nasıl olmalı konusunda güzel bir kompozisyon şey yapıyor. Hem kompozisyona verdiği örnekler hem kompozisyonda kullandığı okuyucuyu mecbur bıraktığı düşünceler hem de kompozisyonun sonunda Allah'ın hatalarından ötürü mağfiret diliyorum diyerek kendisini de son noktada orada bitirerek bence çok güzel ince bir dokunuşla daha önce okuyuşumda onu fark etmemiştim bitiriyor. Onun haricinde hiç fazla yani benim şeyimi şey yapan çok gizli saklı bir şey yok yani. Tek bakılması gereken tek tek madde madde birey olarak cemaat mensupları yani okuyucu kitlesi bunu yapıyor mu? Şey olarak da bir topluluk olarak da cemaat bunları yapabiliyor mu? Olay bu aslında biraz daha.